Çocuğunuz evden derslerine katılmak için Zoom denilen bilgisayar oturumunu kullanacaktır. Bu video çocuğunuzun eğitimi için Zoom denilen oturumu nasıl kullanacağınızı gösterecektir. 1. Çocuğunuzun sınıfına nasıl giriş yapılır? Çocuğunuzun online sınıfına giriş yapabilmeniz için Öğretmenleri tarafından tıklanılacak sayfa gönderilecektir. Bu sayfaya giriş yaptığınızda Zoom'u açmak istediğinizi soran bir uyarı tuşu ekranda belirecektir. Bunda Open Zoom tuşuna tıklayınız. Cihazınızda Zoom'u indirmediyseniz Join from your browser komutuna tıklayabilirsiniz. Sınıfa giriş yapmak için Zoom sizden kullanıcı adı ve şifresi isteyebilir. O takdirde okulun verdiği kullanıcı adı ve şifreyi kullanın. Join Audio diyen yeni bir sayfa açılırsa Join with Computer Audio tuşuna tıklayınız. Sınıfın başlamasına 5 dakika öncesinden giriş yapabilirsiniz. Bundan daha erken giriş yapmaya çalışırsanız sistem reddedebilir. Sınıfa vaktinde giriş yaptığınızda sınıf daha başlamamışsa bekleme odasında bekletileceksiniz. Bir şey yapmanıza gerek yoktur. Sınıf başlayıncaya kadar Zoom'u açık bırakınız. 2. Çocuğunuzun isminin ekranda belirtildiğinden emin olunuz. Çocuklarınızı korumak amacı ile öğretmenler online sınıfa giriş yapan herkesi tanımalıdır. Sınıfta çocuğunuzun isminin kolayca tanımlanması önemlidir. Zoom'da çocuğunuzun ismini eklemek ya da değiştirmek için Ekranın altındaki participant'a tıklayınız. Kullanıcı isminizi seçtikten sonra more tuşuna tıklayınız. Burada rename tuşuna tıklayarak çocuğunuzun ismini ekleyiniz veya değiştiriniz. İsminizi değiştirdikten sonra participants yazan sayfayı kapatınız. 3 Kameranızın açık olduğundan emin olunuz. Çocuklarınızın internet güvenliği için kameranızın açık olması gerekiyor. Bu şekilde öğretmen sınıfa katılan herkesi güvenle tanıyabilir. Kameranız açıksa siz ve çocuğunuz ekranda görünüyor olacaksınız. Kameranız açık değilse ekranınızın aşağısındaki sol tarafında olan Start Video tuşuna tıklayınız. 4. Konuşmadığınız anlarda mikrofonunuzu sessize alın. Öğrencilerin çevre gürültülerini fazla duymaması için çocuğunuz konuşmadığı anlarda mikrofonunuzu sessize alın. Mikrofonunuzu sessize almak için ekranınızın alt sol tarafında olan mute tuşuna tıklayınız. Konuşmak için çocuğunuzun sırası geldiyse unmute yazan aynı tuşa tıklayınız. Çocuğunuz konuştuktan sonra tekrar mikrofonunuzu sessize alın. 5. Sizin ve çocuğunuzun okuldaymışsınız gibi davranmanız gerektiğini unutmayın. İnternet üzerinden verilen dersin Yine de eğitim ve öğretim görülen bir yer olduğunu ve kameranın önünde olan her kimsenin okuldaymış gibi davranmasının önemini hatırlaması gerekir ve çocukların okuldaymış gibi giyinmesi gerekmektedir. Sınıf süresince çocuğunuzu denetlemeden bırakmayın. Çocuğunuzun kamerası açıkken arka plandaki görüntülere Olabildiğince dikkatli olun. Çocuğunuzun çalıştığı yerin arka plandaki görüntülerin sınıftaki herkes tarafından görüleceğini unutmayın.